Dünyada en çok OLED ekranlı dizüstü bilgisayar satmakla kalmayıp bir de bunun yanında Nvidia Creators'a göre Şubat 2022'de en çok dizüstü bilgisayar modeli satan Asus'un konsept ama bir o kadar kullanışlı dizüstü bilgisayarı Asus Zenbook Pro 14 OLED bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gerçekten incelediğim en enteresan İlk başta böyle ya bu ne ya deyip de sonradan kullanınca aşırı beğendiğim bir bilgisayar bu bilgisayar. Gelin hep birlikte bir bakalım Asus'un bu bilgisayarı bizlere neler sunuyor. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz kanalım sizlerin desteği sayesinde çok daha iyiye doğru gidiyor. O yüzden benden, kanalımdan, sosyal medya hesaplarımdan lütfen desteklerinizi imal etmeyin. Özellikle YouTube tarafına ve diğer sosyal medya hesaplarıma destekleriniz benim için çok önemli ve değerli. Sizlerin sayesinde başarabilirim. Bu bilgisayarda anlatılacak o kadar çok şey var ki kısa kısa da olsa değiniyor olacağım. Şöyle bilgisayarı bir önüme doğru alayım. Böyle koyunca insanlar bir yerde gördüğünde ya işte normal bilgisayar ne oldu? falan diyebilir bu bilgisayar için. Ama inanın hiç öyle bir cihaz değil. Çok özel bir cihaz. Özellikle bazı kullanıcı grupları için hayatlarını bence değiştirecek bir cihaz olmuş bu cihaz. Detaylara doğru ekranla devam edelim. Çünkü bu cihazın en önemli detaylarından bir tanesi ekran arkadaşlar. Bu bilgisayardaki ekran dünyadaki ilkleri bünyesinde bulunduruyor. Yanlış duymadınız. Birçok konuda dünyadaki ilkler bu bilgisayarın ekran panelinde yer alıyor arkadaşlar. Resmen böyle ben herhalde evde otursam bir fantezi yapsam böyle kafamda ya şu da olsun bu da olsun onu da ekleyeyim filan desem bir simülatörde falan yapıyor olsam herhalde böyle bir ekran paneli özelliklerini bir araya koymak isterdim. Tam olarak öyle bir cihazda panel var. Bakımda konuşurken cümleleri bile toparlayamadım yani. Öyle şeyler bulunuyor. Ben anlatayım, özellikle ilgili olan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bir kere üst tarafta gördüğümüz panel 14.5 inç boyutunda bir OLED panel zaten. Sizlere videonun girişinde söylediğim gibi. 2.8K çözünürlüğünde bu ekran paneli. Teknik detayları gerçekten harika. 0,2 saniyelik bir tepkime süresi bulunuyor bu cihazın ekran panelinde ve %93 ekran gövde oranı, %100 DCI-P3 renk gamı doğruluğu ekran panelinde bizlerle buluşan detaylardan bir tanesi. Bu bilgisayarda bulunan iki ekranda dokunmatik hem dokunmatik hassasiyeti oldukça yerinde hem de aynı zamanda burada yanıma koymuş olduğum şu Asus'un kalemi de oldukça hassasiyet anlamında çok güzel arkadaşlar. Yani bir telefondaki dokunmatik kadar başarılı bir dokunmatik var cihazın iki ekranında da. Kalem için ise tam bir profesyonel için yapılmış bir kalem yani zaten bu bilgisayar aslında bazı profesyonel iş grupları için daha çok hayat kolaylaştırıcı oluyor bu kalemde hassasiyetiyle ve sunduğu detaylarla ve ekrandaki dokunmatikle de aynı zamanda iyi işleri ortaya çıkartabiliyor ve gelelim bilgisayarın büyük ekranın hemen altında bizlerle buluşan şu ufak demek istiyorum ama çok da ufak olmayan ekran paneline şimdi burada özel bir malzeme kullanmış Asus ve buradaki malzeme mat bir panel. Şimdi bu parlak olsaydı neler olurdu? Bir kere burası parlardı ve şu andaki kullanışlılığını kaybederdi arkadaşlar. Burada mat bir malzeme kullanmaları bence çok yerinde olmuş. Harbiden de buradaki kullanışlılığı oldukça arttırmış. Tam anlamıyla bilgisayardaki bir ikinci ekran paneli gibi görev yapıyor. Yani Windows ayarlarından falan baktığınızda burada bir ikinci ekran cihaza bağlıymış gibi görüyorsunuz. Bağlantı anlamında çok böyle bir sürpriz yok ama teknik anlamda büyük sürprizleri bünyesinde bulunduruyor bu ikinci panel. Bu ikinci ekranın önemli bir detayı var. Aynı zamanda bu bilgisayarın ısınmasını yani soğuma anlamında da destekleyen bir teknolojiyle özellikle bizlerle buluşuyor. Nano Edge denilen bir özellik bu. Bilgisayarın ekranını açtığınız zaman ufak ekranımız havaya doğru kalkıyor ve arada bir boşluk oluşturuyor. Bu boşluktan bilgisayar havalanabiliyor. Burada oluşan boşluk sayesinde bilgisayarın ısınmasının önüne geçmeye çalışmış Asus tarafı. Ben genel anlamda yaptığım testlerin hiçbirinde bu cihazda önemli bir ısınma problemiyle karşılaşmadığımı sizlere gönül rahatlığıyla aktarmak istiyorum. Bu panelde %100 DCI P3 renk gamı uyumluluğu bulunuyor. Aynı zamanda az önce sizlere gösterdiğim kalemde yine ekran panelinin bu bölümünde bizlerle buluşuyor. Ben buradaki boşluğu ilk gördüğümde ya ne alaka yine demiştim ama o da bir anlam ve o da bir özellik olarak bu cihazda görev yapıyormuş. Ekran için sizlere ne söyleyeyim diye düşünüyordum bu bilgisayara metin çıkartırken şöyle baktım, düşündüm Düğüm bilgisayarı açtım kapattım falan ama çok da kelime kullanmaya bence gerek yok çok da anlatmaya gerek yok. Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar ekranın durumunu ve tabii ki bizlere sunduğu detayları. Yenileme hızı olarak da önemli detayları yine bizlerle buluşturuyor. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. Tepkime sürelerini zaten sizlere söyledim. 0,2 milisaniyelik bir tepkime süresi bu cihazda bizlerle buluşuyor. Ve tabii ki birçok teknik detayın yanı sıra bünyesinde Phantom renk sertifikası var bu ekran panelinin. Dolby Vision desteği var ve TÜV'den onaylı bir kalite sertifikasını da bünyesinde bulunduran yani adamlar şöyle yapmış bence bak size anlatayım mı ne yaptıklarını. Demişler ki biz bu ekranı yaptık bunu böyle yapmakla olmaz bu bizim içimize sinmiyor. Bir de gidelim çok böyle gerçekten dünyada hatır sayılır, dünyada geçerliliği olan kurumlardan da bu ekran panelini bir onaylatalım, bir sertifikasını da çıkartalım. insanlara gösterelim demişler. Tam olarak böyle bir ekran paneli bizlerle buluşuyor. Bu bilgisayarın rakibi Yok desem doğru mudur? Bence doğrudur. Bu ayarda bir ekran paneli henüz satın alabilir değil diğer dizüstü modellerinde. Dolayısıyla bu cihazda böyle bir panel bulunuyor olması bu cihazı bu yönden rakipsiz bir hale getiriyor arkadaşlar. Peki bu ikinci ekran neden var ve neden bizlerle buluşmuş bu cihazda? Şimdi... İlk dediğim gibi videonun birkaç bölümünde söyledim. İlk gördüm dedim ki ya bu ne alaka yani böyle bir ikinci bir ekran falan. Ben bu arada bu cihazı çok önce görmüştüm. Bana teste geldiğinde de aşırı heyecanlandım. Bu cihazda özellikle bazı meslek grupları için çok önemli detayları bizlerle buluşturuyor. Şimdi bir Adobe Premiere kullanıcısınız siz mesela örnek veriyorum. Video editlerken sekans bölümünü bu cihazın ikinci ekranına atabiliyorsunuz. Yani üst tarafta doğrudan ana olan projeyi çalışırken alt tarafta da sekansı görebiliyorsunuz ve bu gerçekten özellikle sizlere büyük bir çalışma alanı oluşturması açısından çok güzel bir kolaylık oluyor arkadaşlar. Ben zaten en çok adobe premiere kullanıyorum işim gereği benim gibi bir biriyseniz sizlerde sizlerin oldukça işini görecek bu durum. Ve tabi bu cihazdaki ekranlar fotoğrafçılar video kurgu işleriyle uğraşanlar müzisyen programcı ya da canlı yayın açanlar için bence biçilmiş kaftan. Özellikle çantanızda ikinci bir ekran taşıyorsanız, çünkü böyle artık taşınabilir ufak ekranlar falan çıktı biliyorsunuz, onu kesinlikle kenara kaldıracağınız bir cihaz olmuş bu. İkinci bir ekrana bence gerek yok bu cihazda sahipseniz. Bunu da sizlere rahat bir şekilde söylemek istiyorum. Ve tabii ekran tarafını artık yavaş yavaş özetleyelim, bitirelim isterim. Çok uzadı ama bu cihazın en önemli detayı aslında ekranı, tasarımı. Bu cihazı satın alıp, Ekranında memnun kalmayacak bir kullanıcı bana sorarsanız yok arkadaşlar. Eğer bu cihazı profesyonel bir hayatınız varsa, profesyonel bir iş hayatına destek amacıyla satın alıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz diyeyim ve buradan artık teknik detaylara doğru devam edeyim arkadaşlar. Bu cihazda 12. nesil Intel i9 12900 işlemcisi görev yapıyor. 14 çekirdeğe kadar bu işlemci çıkabiliyor ve Turbo Boost ile 5 GHz'e kadar da bir hızı bizlerle yine buluşturabiliyor bu cihaz. Şimdi ekran kartına doğru devam edeceğim ama işlemci anlamında sizleri performansını üzmeyen bir işlemci olduğunu net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Ekran kartı ise cihazdaki RTX 3050 Ti. Şöyle bir durum söyleyeyim sizlere. Bazı meslek grupları dedim ya sürekli. Bu cihazdaki ekran kartı da ZenBook Pro 14 Duo'da Nvidia Studio sürücüleriyle geliyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ekran kartını iş hayatında kullanacaklar için özel yeteneklere sahip bu cihazdaki ekran kartı. Dolayısıyla bu cihazdaki ekran kartıyla yapacağınız render işlemlerinde, günlük programlardaki işlemlerdeki kasma donmaları en aza indirmek için özel bir sürücüyle donatıldığını sizlere aktarmak isterim. Ve tabii ısınmanın olumsuz etkilenmemesi için özel bir soğutma sistemi de bu cihazda görev yapıyor şuradaki boşluk dışında tabii ki onları da sizlere söyleyeyim AAS Ultra ve Cool Plus ile yenilenmiş bir fan sistemi cihazda çalışıyor aynı zamanda termal bir soğutma sistemi yine bu cihazda görev yapmakta. Neredeyse arkadaşlar ısınmayı minimuma çekmiş cihaz. Ben bu cihazı test ederken İzmir'de hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkmıştı gerçekten. Yani evin içinde böyle 33 34 dereceleri falan görüyorduk. Ancak bir olumsuzluk görmedim cihazda ısınma anlamında. Gelelim profesyoneller deyip durduğum bu videoda arkadaşlar bu cihazdaki bağlantı çokluğu ve özellikle bağlantıların hızı anlamında yapılan yeniliklere. Cihazda Thunderbolt destekli 2 adet Type-C ST Express 7 kart okuyucu, HDMI 2.1 girişi, ikinci nesil USB 3.2 destekli bir tip A girişi bulunuyor. Bunlar harbiden çok güzel. Yani bu kadar çeşitlilik olması çok güzel. Elinizdeki tüm aksesuarları bu cihazda rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detaydı. Ve benim, bakın net söylüyorum bunu, hakikaten şimdiye kadar test ettiğim Windows cihazlardaki, dizüstü cihazlardaki en iyi hoparlör bence bu bilgisayarda arkadaşlar. Yani ben bu kadar fazla cihaz test etmiş birisi olarak gördüğüm en iyi Windows cihazlardaki hoparlör bu cihazda. Harbiden bayıldım. Çok kaliteli bir hoparlör sistemi var üzerinde Windows cihazlar olarak tekrardan ayırmak istiyorum. Bu cihazdaki hoparlörleri gerçekten çok beğendim. Genel olarak bu cihazı özetlemem gerekirse Asus ZenBook Pro 14 Duo özel bir dizüstü bilgisayar arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Çünkü profesyoneller için hayat kurtarıcı bir cihaz olduğunu gönül rahatlığıyla sizlere aktarabilirim. Satın alma link içine aşağı tabii ki ekleyeceğim sizler için oradan görebilirsiniz. Windows'tan vazgeçemeyen, konsept cihazlara da böyle çok ilgi duyan, her şeyden öte bence özel bir cihaza sahip olmak isteyen bir kullanıcıysanız sizler bu cihaza bence bir göz atın. Fiyatları pahalı desek neye göre pahalı diyeceğiz? Değerlendirebileceğimiz, karşısına koyabileceğimiz bir şey yok. Yani fiyatlandırma konusu biraz psikolojik bu arada bu cihaz için. Değerlendirme anlamında. Ama dediğim gibi özel bir cihaz. Yani bu cihazı özel bir cihaz olarak, konsept bir cihaz olarak değerlendirerek bence düşünmelisiniz. Sizler nasıl buldunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlara bu cihaz hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki kanalımdaki diğer videoları da izleyip beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı yine unutmayın. Bu videoya desteklerinizi sizlerden bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.